İleri Bakış'tan iyi akşamlar. Bugün 8 Nisan 2014 Salı. Gündemi konuşmaya devam edeceğiz ama gündeme başka bir bakış açısıyla devam edeceğiz. Devam eden seçim tartışmaları, seçim sonrası siyaset tekrar bugün bir canlandı, grup konuşmaları, mecliste olaylar. Ama biz biraz bunların dışına çıkıp 17 Aralık operasyonuyla belki başlayan paralel yapı denilen ve herkese başka bir aydınlanmanın belki yaşandığı cemaat tartışmasına bir kitapla katkıda bulunan bir akademisyeni konuk ediyoruz bugün. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden doçent doktor Adem Çaylak konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hemen kitabınızla başlamak istiyorum. Çok taze, hayırlı uğurlu olsun diyeyim önce. Çok sağ olun. Çok Gülenizm eşittir dinci Kemalizm diye bir kitapla çıktı. Başlığımız bu. Yazınıza dair okudum. Kitaba dair biraz böyle elbette Türkiye'de bu kitabı basmak ne kadar kolay oldu ya da Ankara'da bir yayıncı. Bunları konuşacağız ama ben başlıktan önce başlamak istiyorum. Gülen Kemalizm ya da Gülenizm. Bu kavramsallaştırma, araştırmanız sanırım bugünün bir araştırması ya da 3 ayın bir araştırması değil. Ama buyurun siz anlatın. Nereden çıktın? Niye böyle bir kitap oldu? Evet, teşekkür ediyorum. Ya şimdi öncelikle tabii bu kitap 17 Aralık ertesinde yapılmış bir kitap çalışması değil. Onu söyleyelim. 17 Aralık'ın 3 ay öncesinde de başlamış bir çalışma değil. Ben 2011 sonu itibariyle 2011'den beri aşağı yukarı 2 yıldır Gülen hareketi hizmet olarak nitelendirdiğimiz bu hareket üzerine çalışmalar, okumalar yapıyordum. Zaten uzun yıllardan beri de bu Müslüman camia içerisinde bulunan bir insan olarak bu hareketi takip ediyordum. Ve bu kavramsallaştırmam yeni değil. 2000'li yılların başında belki 2003-2004 yılında AK Parti ile Gülen Hareketi'nin tabiri caizse koalisyonuyla başlayan bu süreci değerlendirirken şunu kullanmıştım ki Gülen Hareketi tabiri caizse Fethullah Gülen Hareketi Kemalizmin dinci bir versiyonudur bağlamında bir değerlendirmede bulunmuştum. Neden Kemalizmin dinci bir versiyonu? Nasıl bir kavramsallaşma, nasıl bir yapıdan söz ediyoruz burada? Bu kitapta tabii uzun olarak durulabilir ama iki tane şey kullandım. İki tane düşünürün kavramsal çerçevesini kullandım. Bir tanesi İtalyan düşünür Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramı ve diğeri de Ali Şeriat'ın dine karşı din isimli kavramını kullandım. Hegemonya kavramında biliyorsunuz ki kapitalist hegemonya sadece zorla, baskıyla bir toplumda hakim olmuyor. O toplumdan rıza üretmesi, gönüllü kulluk üretmesi, onun üzerine hegemonyayı kurması. Ve bu çerçevede hegemonyanın iki ayağı var. Birisi zor ayağı, baskı ayağı, diğer tarafta rıza ayağı. Çok genişletmeye gerek yok. Şimdi Kemalizm Türkiye'de bir hegemonya yaratan bir resmi ideoloji olarak kendisine karşıt olan tüm düşünceleri, tüm görüşleri kendisine eklemleme yeteneğine sahip bir siyasal ideolojiydi. Bu siyasal ideolojinin arka bir tasında da bir dünya görüşü vardı. Evet. Moderniteyle eksenli, modernitenin öncüleriyle uyuşan bir yönü vardı. Bu da şuydu, gerek bilgi anlayışından, toplum anlayışına, siyaset anlayışına kadar bir dünya görüşünü barındırıyordu. Arkasında araçsal aydınlanma, araçsal aklın plan alan aydınlanma felsefesi ve pozitivist bilgi anlayışı ve gibi, hümanizma gibi birçok varsayımları barındırıyor. İşte modern, ulus devlet vesaire gibi. Şimdi bunun ürünü olarak Türkiye'de ortaya çıkan özellikle Tek Parti döneminde 1933'lerde Kemalizmin prensiplerinin ilkeleri isimli kitaplar yazılır. Saffet Engin tarafından ve Kemalizm bir resmi ideoloji olmasının da ötesinde bir hegemonya yaratan bir şeydi. Bu Kemalizm resmi ideoloji zorla, baskıyla Türkiye'de bir ulus inşa etmek isteyen devlet, makbul yurttaş, bir yurttaş yaratmak istiyordu. Bunun zaman zaman bunun için çok zoru kullandı. Darbeyi kullandı, baskıyı kullandı. İşte birçok darbeleri, Türkiye'nin siyasi hayatındaki birçok darbeleri bu şekilde değerlendirilebiliriz. Fakat Türkiye toplumu öyle bir toplumdu ki bu toplumda Kemalizmin hegemonya yaratan bu zor üzerinden hegemonya yaratmasına muti olmayan, ona tabi olmayan toplum kesimleri vardı. İşte Müslümanlar, dindarlar, işte Kürtler vesaireler.
bunlar vardı. Bunların bir şekilde sisteme, yani Kemalist sisteme, kurultizme entegre edilmesi zor ve baskı üzerinde kurulamayınca, bu çerçevede Kemalizmle sanki dünya görüşleri birbirlerinden bağımsızmış gibi aslında 1980'lerle itibaren Brezinski doktrini, evet, Yeşil Kuşak, evet, projesi, ılımlı İslam falan çerçevesinde bir Gülen hareketini Türkiye toplumsal kesimlerinde yer tuttuğunu, mâkes bulduğunu falan görüyoruz. Hı hı. Ve çok ilginçtir ki burada rıza kullanıldı, gönüllülük kullanıldı ve insanlara zorla, baskıyla bu sisteme tabiyeti değil, gönüllülük üzerinden kuruldu. Şöyle ki, siz sadece hegemonyayı baskıyla, yasaklamakla ortaya koyamazsınız. Hı hı. Siz olumlu stratejiler kurularak, davranışlarınızı hizmet olumlu hale getirerek, evet. Şimdi hizmet kavramı de, dolayısıyla, evet, böyle bir kavramsallaştırmaydı. Dolayısıyla ben bu kitapta çok uzatmayayım. Dört perspektifte, bilgi, hı hı, anlayışlarından eğitim anlayışlarına, devletçilik anlayışından organizmacılık anlayışına, milliyetçilik anlayışına ve Türkçülük anlayışına kadar 4-5 perspektifte Kemalizmle biçimsel anlamda olmasa da mahiyet itibariyle birbirlerinin tek yumurta ikizleri gibi, adeta özdeşmiş gibi bir şey gördüm. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ve çevresindeki ideologların bu perspektiflere olan yaklaşımlarıyla Fethullah Gülen ve ideologların bu perspektif yaklaşımları, yani devlet, milliyetçilik, hı hı, bilgi, eğitim vesaire anlamını karşılaştırdığım zaman aslında birisi din dili kullanıyor ve dini bir görüntü var, diğerinde seküler bir dil var ve seküler bir dil kullanıyor, seküler görüntü. Aslında bunun ötesinde, o biçimsel farklılığın dışında mahiyet olarak özdeşleştiğini gördüm. Amaç da aynı. Amaç da aynı. Yani dolayısıyla işte Kemalizm'de de nasıl ki, hı hı, hadım edilmiş bir birey, makbul bir yurttaş yaratılmak istendi. Bu dinci Kemalizm'de, çünkü Kemalizm seküler Kemalizm'di. Hı. Kemalizmin iki boyutu var. Bir seküler Kemalizm, bir de dinci Kemalizm. Seküler Kemalizm bunu kabul etmiyordur tabii ki. Kabul etmiyor olabilirler. Ama ben burada tezlerimi ileri sürdüm. Bunun bilimsel olarak ortaya koyduğum, karşılaşmalı oldu koyduğum şeyi, hı hı, karşı tezlerini ileri getirirler ve biz onu otururuz, tartışırız. Yani dolayısıyla Kemalizmin dinci versiyonu dediğim şey, hı hı, boş bir kavramsallaştırma değil. Burada dinci kavramı da şöyle bir kavramsallaştırma. Dini ile dinci arasında da fark var. Evet. Ondan da bahsedersek belki çok daha iyi olacak. Çünkü çok önemli olabilir. Çünkü din kavramını kullandığımız zaman, özellikle dine karşı din, hı hı, falan bağlamında, hı hı, din insanlar toplumsal, siyasi, iktisadi, kültürel etkinliklerini din ekseni üzerinde gerçekleştirmekle, din üzerinden geçinerek dini bir tecimsel, ticari bir etkinlik üzerinden, hı, din üzerinden geçinerek bir faaliyet yapmak, ikisi farklı. İlki dini bir şeydir, bu ise dinci. Aslında dini kullanan bir şeydir. Tüm dini kurul, yani tüm dini görüntünün, hı hı, arkasında aslında bu hareket süreç içerisinde ortaya çıktı ki, olabildiğince dünyevi bir hareket. Evet. Olabildiğince seküler bir hareket. Özellikle üst kademeye geçtiğinizde, evet, orada birçok şeyin fululaştığını, altta pek çok dindar, masum, iyi niyetli insanların dışında yukarıda ciddi bir şekilde fululaştığını, olayların farklılaştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla din üzerinden geçinmek anlamında dinci bir hareket. Hı hı. Aynı şekilde Ali Şeriat'ın dine karşı din hareketi de, yeryüzünde hiçbir zaman Ali Şeriat'ı dine karşı din isimli hareketi, hı hı, hesabında söyler ki, hiçbir insanlık tarihi boyunca küfürle din arasında bir mücadele olmamıştır. Aslında iki din anlayışı arasında olmuştur. Birisi kurulu düzeni müstahkem hale getirmek isteyen din anlayışı, hı hı, yani sömürü mekanizmasını ortaya koyan din anlayışıyla, diğeri gerçekten İbrahimi din, tevhidi din. Yani hakikati ortaya çıkan hak diniyle bu hakikati bastırmak isteyen ve onu işte kurulu düzeni meşru hale getirerek, sömürü hale getirmek, din anlayışı. Evet. Bu hakikatin üstünü örtmek anlamında kullanılıyor. Tabii küfür kavramı hakikati üstünü örtmek anlamında. Evet. Bu çerçevede kullandım. Bu çerçeve. Peki hocam, şeye geçeceğim, bu aslında hareketin manevi bir boyutundan ziyade dünyevi bir boyut olduğunu ve bunun, evet, yeni yeni anlaşıldığını, niye bu yeni, evet, anlaşıldığını sonra soracağım, ama şöyle bir şey söylediniz az evvel. Kemalizm makbul bireyler yetiştirmek için farklı, hı-hı, enstrümanlar kullandı. Bunlardan biri de işte devletin ideolojik aygıtlarında da bildiğimiz, hı-hı, eğitim en önemli şeylerden biriydi. Evet. Cemaatin de en önemli enstrümanı, evet, işte dershaneler, okullar vesaireyle, yine eğitimle, yani cemaatin hizmetin ya da eğitimdeki anlayışla Kemalizm'deki örtüşüyor mu? Yani bireyleri aynı tek tip yetiştirme, muhakeme gücünden belki, hı hı, yoksun bırakma, koşulsuz bir itaat. Yani evet, bu, evet, çok korkunç bir şey. Belki bu son yaşanan olaylarda
en hiçbir hayır olmasa şöyle bir hayır evet, oldu dedim. Bu mesihanik Fethullah Gülen algısı bir anlamda ben cemaatin içinde de olsa zedelendiğini düşünüyorum. Yani bunu nasıl kurdular? Bu şekilde bir eğitim sistemi bunca yıldır nasıl devam etti? Hepsi de akıllı, bizim böyle çok zeki çocukları toplayıp bunları kendilerine yetiştiren bir anlayışla hareket ediyorlardı. Yani çok güzel bir soru ve çok doğru bir yaklaşım. Yani zaten bu kitapta bu meseleleri özellikle ele aldım. Kemalizm makbul ve gönüllü kulluk üzerinden bir yurttaş yaratmak isterken en önemli kullandığı aparat okul ve eğitim sistemi. Evet. Yani bir eğitim sistemi içerisindeki okul sistemi. Zaten Fransız eğitim sistemi aynen Türkiye'de zaten okul kavramı da ekol Fransa'dan geliyor. Şimdi bu okul anlayışı çerçevesinde modern eğitimin tüm araçlarını kullanarak Kemalizm sonuçta sadık, makbul, tek tip bir yurttaş yaratma ameliyesinde kısmen başarılı oldu. Evet. Kısmen diyorum çünkü seküler bir boyutu vardı ve batı tipi bir modernleşme anlayışına da çok ciddi dayanıyordu. Şimdi ama hizmete geldiğimiz zaman hizmette işte dediğimiz o dinci yönü görünüm var. Din üzerinden dini bir görüntü ve dini bir söylem ve ruhaniyet üzerinden tabiri caizse bir mehdiyet anlayışlarından evet. Ve mesela ben iyi hatırlıyorum 80'li yılların sonlarında Fethullah Gülen'in bir sözü vardı. Hidayet cemaate içkin olmak, cemaate mündemiş olmakla mümkündür kurtuluş evet. diye. Çok zaten bu çok, algı şimdi, var hocam. Ve özellikle 90'lı yıllardan itibaren cemaat kavramı bir söylemin düzeni olarak kullanıldı. Mesela şu anda ben cemaat kavramını kullanmasını tasvip etmiyorum. Yanlış bir kavramdır. Çünkü ve özellikle bütün yazılarımda ve kitapta cemaat kavramının ötesinde hizmet, şebeke, ağ kavramı kullanıyorum. Çünkü network falan anlamında bir şey söylüyorum. Ve hizmet kavramını kullanıyorum. Ya da kendilerini bir ara tanımladılar. Camia falan kavramı çerçevesine bakmak lazım. Çünkü cemaat bir söylem inşa etmek meselesiydi. Şu anda Türkiye toplumunun sokaklarına gitseniz siz cemaat kavramı dendiğinde aklınıza ne geliyor ilk diye sorduğunuzda herkes Fethullah Gülen hareketi, hizmet hareketi anlayacak. Evet. Bu bir yanlış bir kavramsallaştırmadır. Çünkü cemaatin içerisindeyseniz hidayet buldunuz. Eğer o cemaate müntesip değilseniz, oraya bağlı değilseniz dalalettesiniz ve kesinlikle sapkınsınız. Evet. Ve özellikle diğer 1900 uzun yıllardan beri her ne kadar görülmese bile özellikle bu hizmet şebekesi ya da hizmet anlayışı özellikle diğer İslami grupları ötekileştirme üzerinden kendisini inşa etti. Evet. Ya ve bizdensiniz ya da işte ya da ötekisiniz ya da düşmansınız evet, ya da dalalettesiniz. Evet. Bu anlayış çok hakimdi. Bunu çok söylem olarak bu Foucault-vari söylemin düzenini bu şekilde kurdular. Evet. Bunu kurarken kendi işlerinde kurduğu bir mekanizma ben yine makalelerimde var. Hakikaten çok ciddi bir şekilde hiyerarşik bir örgütlenme. Evet. İşte abinin, ablanın, hoca efendinin, büyüklerin. Mesela eğitim anlayışında Fethullah Gülen'in alıntıladığım şeyler var o kitabın içerisinde. Mesela tecrübeliler ve bilgiye erenlerin üstünlüğü üzerine kuruluyor. Diyor ki manevi bilgiye erenler üstündür. Bunlar hikmeti menkul, bunlar yargılanamaz, sorgulanamaz. Muti bir tabiri caizse şakirt. Yani evet, Kemalizm'in kullanmış olduğu makbul yurttaş yerine burada makbul şakirt. Hiçbir şeyi sorgulamayan, eleştirmeyen, tamamen tabi olan bir anlayış. Bunu nasıl yaptılar? Bunu çok işte ruhaniyet üzerinden, maneviyat dili üzerinden kurdular. Türkiye toplumu çünkü dindar bir toplum. Türkiye toplumu kültürel kodlar ve içsel mekanizma olarak dine çok önem veren bir toplum. Türkiye'de din üzerinden bir çalışma yaptığınız zaman insanları gerçekten kanalize etmeniz, insanların o iyi duygularını sömürmeniz çok mümkün olabiliyor. Bunu her ne kadar dünyevi bir yapılanma olsa da din üzerine yaptığı için manevi ve ruhaniyeti de çok ciddi vurgu yapıldığında hidayet buradadır, kurtuluş buradadır. Ve dolayısıyla hoca efendinin ya da abinin, ablanın üstünlüğü vardır. Çünkü onlar tecrübelilerdir. Çünkü onlar Allah'a daha yakınlardır vesaire anlayışı çerçevesinde bir gönüllü kulluk ürettiler. Evet. Yani bu gönüllü kulluk üzerine ciddi bir söylem yarattılar. Bu söylemde sorgulamamak da çok ilginç değil mi? Üniversite yıllarından hatırlıyorum işte sizin dediğinizi. Daha böyle şeyler yok tabii. Bizim üniversite biteli bir 5-6 sene oluyor ama onların işte sohbetine gidilmediğinde, onlarla birlikte olunmadığında sen her ne kadar işte aynı mescitte namazda kılsan işte başörtüsü problemini
birlikte yaşıyorsun ama seni sevmiyor. Yani çünkü evet, neden onunla birlikte değilsin? Yani onunla birlikte değilsen hakikaten senin herhangi bir şeyden fark, yani belki sol görüşü bir insanla seni asla ayırmıyor. Evet. Asla seni bir tutmuyor. Aslında görüntü de böyle değilmiş gibi bir hava estirilir. Ama yani çok hissettirildiğim bir şeydi. Hiç hissetmedi bu. Türkiye toplumu. Pek çok insan buna kandı. Ya biz bütün insanları seviyoruz, bütün Müslümanları seviyoruz, bütün insanlar kardeşlerimizdir falan filan, böyle bir yumuşak, bir hoşgörü vardı. İşte kitabın üzerinde var. Evet. Yani Kemalizmle özdeşleştirirken altı okta kullanıyorum. Sızıntı, diyalog, hoşgörü, himmet, hizmet, camia. Aslında bunların hepsi belli altı oka da çok denk geliyor. Evet. Himmeti devletçilik olarak okumak mümkündür mesela. Evet. Yani himmetler işte para vesaire, Türkiye'de devletçilik üzerinden nasıl mekanizmalar yürütüldüğünü de görüyoruz. Şimdi ben size buna örnek bir tane vereyim. Ben yurt dışında Amerika'da bulunduğum yıllarda bir tane Pakistanlı bir Müslüman bana geldi. Orada üniversitede doktora yapan, ya dedi siz dedi biraz farklısınız dedi. Bu soruyu soracağım dedi, kusura bakmayın. Niye dedim? Ya bu dedi, gülen mumit ne dedi, bana anlatır mısın? Niye dedim, niye soruyorsun dedim. İşte Türkiye'den çıkmış, işte yerel boyutlarda çıkmış, dünyanın pek çok yerinde eğitim okullarıyla var olan bir yer. Ya dedi biz dedi ortak, yani bütün Türkiye dünya Müslümanları olarak dedi, Kurban Bayramımızı ve Ramazan Bayramımızı Amerika'da birlikte etkinliğimizi yaparken, aynı günde buluşurken, çoluğum çocuğumuz Mısırlı, Pakistanlı, Suriyeli vesaire, bunlar hep aynı güne denk getirmezler ya da farklı Türkler olarak farklı kutlarlar. Şimdi ben bazı şeyler anlatmak durumunda kaldım. Yani bu sadece sizinle ilgili de, Türkiye'deki Müslümanlara yönelik de böyle bir şeyi vardır diye söyledim. Evet. Bir ayrıştırıcı taraf var. Yani bir var, bu görünmüyordu ama işte zamanla ortaya çıkması, şer gibi konulan şeylerde biraz hayır vardır. Hayır var. Aslında kendilerini muhasebe etmeler açısından da önemli bir şey, süreç yaşandığını düşünüyorum. Ama çünkü güç ve iktidarla bağlantılı birlikte hareket eden bu hareketin çok fazla, ben çok iç muhasebe yapabileceği konusunda çok iyimser değil değilim. Değil mi? Evet, çok ben iyimser de değilim. Yani çok iyimser değilim. Çünkü kutsallık üzerinden iktidarlar kuruluyor zaten. Evet. Bütün dünyada, yeryüzünde zaten bu kutsallık, bu mitolojik tanrısal ögelerden tutalım da pek çok böyle dinsellik, dinmiş gibi görünen şeyler üzerinden iktidarlar kendilerine görüyorlar. Yani cemaat, zaten bu iktidarı böyle mikro iktidar böyle yaratırlar. Bir... sorgulama şeyi olsaydı belki Fethullah Gülen'e bu kadar bir mesihanik bir rol biçilmezdi belki. Evet. Neredeyse atacağı her adımı rüyada peygamberi gördüğü ve ondan işaretler aldığı noktasında bir söylem üreten bir lider ve buna da koşulsuz inanan binlerce insan. Yani bu çok korkutucu bir şey aslında, insanın aklının alamadığı bir şey. Ama şunu soracağım size, çok dünyevi olduğunu şimdi anladık. Evet, birçoğumuz şimdi anladık. Niye bundan önce anlamadık? Yani insanlara böyle çok gereksiz bir hüsnü niyet mi vardı? Yoksa çok güzel takiye yapıp biz bunu hakikaten anlamayacağımız şekilde gerçek niyetlerini bunca zamandır sakladılar mı? Yani şimdi takiyenin genelde Şia'ya ait olduğu bilinir. Şia da dahi takiyenin belli mekanizmalar çerçevesinde bir işlerliği var. Yani bir kurumsallaşmış bir yönü vardır. Burada aslında takiyenin en babası yapılmıştır. Evet. Yapılmaktadır. En çok eleştirdikleri de Şia. Yani en çok güya Şia eleştiriler, İran eleştiriler. İran'ın aslında yansıması bunlarda çok belirgindir. Evet. Bakınız. Yani bu niye görülmedi falan meselesi. Bence görmek, görmemek için kör olmak lazım. Benim kanaatime göre açık söylemek istiyorum. Evet. 1980'li yıllarda İran devrimi olduktan sonra bir Kabe baskını oldu. Kabe baskınında Müslümanlar işte Kabe'yi bastı. Yani bir kısmı İranlılar, başka bir İslam ülkelerinde Müslümanlar vardı ve oradaki insanları küfürle suçlayacak noktaya gelen açıklamaları vardır. Fethullah Gülen, aynı Fethullah Gülen'in. Yine Birinci Körfez krizinde İsrail, Saddam'ın attığı füzeler sonrasında İsrailli çocukların ölmesi ve yaralanması konusunda ağladığını biliyorum. Gördüm, dinledim. Peki çocuklar için ağlamak çok önemlidir. Gerçekten çok güzeldir. Peki 1980'lerden beri ölen, katledilen ve her türlü işkenceye getirilen Filistinli çocuklar için ya da dünyadaki başka mazlum milletler ve Müslümanların için çocuklar için katledilen niye ağlanmadı? Yine takımın başörtüsü Fırat'tan Mavi Marmara'ya kadar pek çok ögeler, yani pek çok ögeler üst üste koyduğunuz zaman, verileri koyduğunuz zaman aslında bu hareketin hiçbir zaman masum olmadığını ben görüyordum. Ben bu hareketi okumaya başladığım anda gerçekten öyle düz okumayla yapmadım. Ya semptomatik okuma yaptım
ya tersten okuma yaptım ya böyle söylenen şeyleri bir yapı çözümüne uğrattım. Yani felsefi anlamda okumaya çalıştım. Mesela 7 Şubat 2012'de o 7 Şubat darbesi ya da müdahalesinin arkasından Nisan'da bir bildiri yayınlamıştı Gazeteciler Yazarlar Vakfı. İlk defa hayatlarında öyle bir bildiri, kamuoyuna bildiri. Ben 3 tane yazı yazdım buna ilişkin. Yani onların bütün iddialarına da sivil toplum olduklarını, insan hakları, demokrasi vesaire falan çerçevesinde olduklarını, dolayısıyla kendilerini siyasi parti önemli değil, biz her zaman aynı yoldayız, siyasi partileri değişik anlayışının ne kadar gerçek dışı olduğunu tüm eylem ve söylemleriyle ortaya koydum. O yazılarda da bu kitapta paylaşıyorum. Yani dolayısıyla görüntüyle dışarıdaki o görüntü ise altyapıdaki o masum insan görüntüyle yukarıdaki o katmanlara, o piramitlerin yukarısına gittiğimizde oradaki görüntü taban tabana zat birbirinden farklılıklar arz ediyor. Yapının içindeki bile bilmiyor mu peki o bu tabandaki hani başbakan da çok sık dile getiriyor böyle safiyane hizmet amacıyla olan kardeşlerimi ayrı tutarak konuşuyorum diye. Hakikaten bundan bu kadar mı habersiz insanlar buna gönül vermişti, bunun için hizmet ediyorlardı, işte bağışlar yapılıyordu. Çok ciddi bir de yani fedakarlık örneği işte gidip Somali'de öğretmenlik yapmak ya da dünyanın en ücrar köşesinde çalışmak insanın çok kolay kabullenemeyeceği bir şey ama bunu bu hizmet aşkıyla... Bu Kemalizm'de de biliyorsunuz öğretmenler ey nesilsin eseriniz olacaktır. Yani köylere gidiniz insanlara aydınlatınız falan meselesi var. Böyle tepeden inme bir şekilde insanları aydınlatmak, çağdaş nesil yaratmak falan meselesiydi. Burada da altın nesil yaratmak amacıyla işte o oralara gitmek. Altın nesille çağdaş nesil aslında birbirinden aynısı. Yani birisinde seküler bir anlayış var, güya çağdaş anlayış vesaire var ama arka plan aynı. Mesela din anlayışlarına falan baktığınız zaman din anlayışları olabildiğince protestan etik üzerine kuruludur. Protestan bir din yaratma üzerine kuruludur. 1980'lerden sonra Türkiye'de İslami kalvinizm arayışları daha çok hangi hareket içerisinde olmuştur? Ona bir bakalım. İslam'da bir protestanlık yaratmak meselesi nasıl özel alanın ve kamusal alanın farklı olmuş olduğu ticari ağlar, ilişkiler çerçevesinde Türkiye'de İslam'ın daha da protestanlaştırması ve bunun üzerinden bir kapitalizmle eklemlenmesi falan süreci. Şimdi bu hareket böyle bir yönü var. Yoksa ben altyapıdaki insanların yani çok safiyane duygularla bir gönüllülük üzerinde kendilerini gerçekleştirdiklerini görüyorum. Ama bunun üzerine çıkıldıkça yani üstteki o üst yapıdaki mekanizmayla çünkü bir alt var, bir alt orta var, bir alt üst var, bir de üst ve bir de upper üst dediğimiz daha tepede bir şey var. Hiç ulaşılamayan çünkü oraya ulaşılamaz. Orası hikmetinden kendinden menkul. Gerektiğinde ilham alır, gerektiğinde Cebrail'le bağlantıya girer vesaire vesaire. Yani böyle bir çok flu bir şey ama yani burayı bilmesi çok zordur. Bir de yapılanma adeta bana hep ben çünkü üniversitelerden de biliyorum bunu. Üniversite sorumluları vardır, yurt sorumlusu vardır. Evet. Belli bir yapılanma vardır. Yani esnafların ayrıdır, iş dünyasının ayrıdır, üniversite sorumlularının ayrıdır, kadınlar arasında ayrıdır. Büyük iş adamları dünyasında ayrıdır. Yani bunların hepsi birbirlerini çok fazla bilmişler. Hepsi bir il imamında ya da il abisinde toplanır ama çoğu zaman gerçek isimlerini olarak, bile kullanmadıklarını söylüyorlar. Onu bilemem yani o kadar çok fazla onu bilemem. Ama yani böyle bir yapılanma içerisinde maalesef yani en önemli mesele bence şu. Yani Kur'an bize sorgulamıyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hiç akletmez misin derken biz sorgusuz, sualsiz, hiçbir şekilde sormadan itaat ediliyorsa, hikmeti kendine menkul, bir bildiği vardır. Dolayısıyla bunu sorgulamak yersizdir. Hatta sorguladığınız zaman din dışına düşeriz falan anlayışı hakimse, ki ben şunu söyleyeyim burada hakkaniyet içerisinde olmak, sadece Gülen Hareket açısından Türkiye'deki pek çok ya da birçok İslami bu daha hareketlerde içinde, yani daha doğrusu bu cemaat türü daha böyle bir geniş yapılanmalarda bu yön var. Ama buradaki mekanizmanın ben dinle çok şey yok yani seküler bir perspektifte gittiğini, dünyevi çıkar ilişkiler çekti. Mesela üst kademeye gittiğiniz zaman herkes daha üst abi olmak, daha üst bir piramide yerleşmek için birbirlerinin ilişkiler ağı üzerinde nasıl bir cirit attıklarını falan ben görüyorum. Bu konuyla ilgili örnekler var ama şimdi paylaşmak istemiyorum yani televizyon önünde. Çok fazla bunun örnekleri yani çünkü çok dünyevi bir
yapılanma var. Çıkar ağları üzerinden kuruluyor. Çünkü network böyle bir şeydir. Şebeke böyle bir şeydir. Şebeke türü yapılanmadır. Topluma ancak bu şekilde nüfuz edebilirsiniz. Toplumdan ancak bu şekilde rıza devşirebilirsiniz. Bunun üzerine kurulu bir şey çalışmak. Evet. Bu bölümü kitapla kapatalım istiyorum hocam. Yazınızda bahsetmişsiniz. Yani basacak yayın evi bulma noktasında büyük sıkıntılar yaşamışsınız. Evet. Hem o sıkıntıları bir kısaca alayım, hem de geri dönüşler, gerçi çok taze daha kitap ama en azından karşı, yani camiadan tepkiler geliyor mu hiç, onu merak ettim. Şimdi bu kitap ilk kısmı yani aşağı yukarı kitabın üçte birinden fazlası orijinal yapılmış bir çalışmadır. Yani bu seküler Kemalizm ve dinci Kemalizmin karşılaşmalı analizi. Evet. 2011 sonundan itibaren yapılmış bir çalışmadır. Okumalar sonrası ortaya çıkmıştır. İkinci kısmı da benim Milat Gazetesi'ndeki yazılarımın, hizmetle ilgili olan yazılarımın 2011 sonundan itibaren, 2011'den itibaren Milat Gazetesi'nde hizmet üzerine yazıyorum. O günlerde o teorik perspektif ve iddianın üzerine ben o analizleri yaptım. Ve ben 2013 içinde, 2013'ün ortalarına doğru bu çalışmayı bitirdim işin açıkçası. Fakat o gün kendimle ilgili hiçbir endişem vesaire yokken birileriyle ısrar ettiğimde ya gerek yok, İşte fitne çıkar, başka mesele çıkar falan diyerek bu kitabın yayınlanmaması konusunda bir istişare şey oluştu ve yayınlanmadı. Ve 17 Aralık vesaire olun da ben 17 Aralık'tan önce de bu işi başlattım, tam yayınlamak üzereydim. Bir yayın eviyle anlaştık, fakat yayın evi son akşam dedi ki ben bu kitabı risk var dedi, basamayacağım. Bunun üzerine 20'ye yakın yayın eviyle görüşmelerde bulundum. Ve basamadılar, kurumsal çizgimiz uygun değil, başka şeyler uygun değil vesaire gibi pek çok şey oldu. En sonunda Murat Kitabevi diye bir arkadaşımız bu kitabı basmış oldu. Tabii basımla ilgili bazı sıkıntılar var. İkinci kitap, belki ikinci baskıda, belki birinci baskı tükenmek üzere zaten, ikinci baskıda. Dağıtım konusunda bir sıkıntı var mı? Konusunda da sıkıntı var. Çünkü kitap evimiz biraz çok güçlü bir dağıtım yok. Hayır, mesela almak istemeyen kitap evleri var mı? Bu kitabı hayır biz satmayacağız falan diye. Var. Onları tabii söyleyemem bazı yerler. Ama böyle şeyler geliyor değil mi? Tabii onlar geliyor. Evet, onlar geliyor. Onları görüyorum. Çünkü haklı olabilir. Şöyle düşünebilir, ticari düşünüyorlar. Ticari düşündükleri zaman biz bir herhangi bir hareketi ya da herhangi bir anlayışı karşıya almak istemiyoruz. Halbuki benim bu kitabımda dediğim gibi zihniyet analizi yapıyorum. Bir hani aşağılama, bir hakaret vesairenin dışında, yani bilim adamına yakışan da budur. Belki bu zamana kadar yapılmamış bir şey değil mi? Evet, bu zamana kadar. Böyle bir akademik nitelikte o söylediğiniz ikinci bölüm. Gazete yazılarından ziyade işte o ilk 83 sayfalık kısım. 120'ye yakın sayfa. 120 yakın sayfa, onu yaptım. Bir akademik okumanın sonucunda çıkmış bir ürün. Bunca zaman yapılmamış. Aslında çok da belki camiadan isimlerin de alıp farklı bir perspektif görebileceği bir şey ama bakalım alıp istifade ederler mi? Yol açık olsun inşallah. Kitabın ikinci bölümde yine devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası var. Reklamların ardından buradayız. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adem Hoca'nın kitabını konuştuk, Gülen Hareketi'ni konuştuk ilk bölümde. Şimdi hocanın başka bir alanından bahsetmek lazım belki. Üzerinde sıklıkla durduğu ve defaatle yazdığı bir alan. Farklı yazarlardan da okumuşluğumuz var ve çok fazla da özellikle 12 yıllık AK Parti iktidarından sonra iktidara yönelik ciddi bir eleştiri var. Devletçi olduğu, işte Müslümanların devletle imtihanı sizin yazınızın başlığı da. Hani devlet Müslümanların elinde değilken eleştirdikleri her türlü şeyi devletin kendisi olunca bir fiil devam ettiğini, meşru hale geldiğini söylüyorsunuz. Bunu neden kaynaklandığını bir bunu sorayım, bir de Müslümanın iktidar algısı, yani Müslüman devleti, iktidarı nasıl kullanmalı, nasıl algılamalı, bu güçle alakalı bir şey herhalde. Güç zehirli bir şey, eline geçince herkesi zehirliyor herhalde, böyle bir şey mi var? Bunu bir soracağım size, yani Müslüman bir devlet anlayışı ya da Müslümanın devlet telakkisi nasıl olmalıdır? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bu Müslümanların devletle imtihanı bugünün sorusu değil. Yani bunu iyi analiz edebilmek için, anlayabilmek için
Arap İslam İmparatorlukları tarihinden, Türk İslam İmparatorlukları tarihinde iktidar ve devlete ilişkin kavramsallaştırmaları iyi anlamak lazım. Yani henüz peygamber vefat ettikten hemen sonra Evs ve Hazret kabilelerinin Beni Sakife toplantısındaki durumu belli. Evet. Ebu Bekir'in oraya gelmesi, halife olması çok farklı bir şey. Arkasından biliyorsunuz Halif 4 Halife dönemi, Osman Ali dönemi arkasından yani Muaviye dönemi yani Halif 4 Halife döneminden sonra yani iktidar öyle bir şey ki yani devlet öyle bir şey ki gerçekten hani güç iktidar ayartmaya müsaittir. Evet. Yani böyle bir şey. Bu çok önemli bir şey. Özellikle mutlak iktidar, mutlak ayartmaya. Bunu liberaller, liberal düşünürler söylediği varsayılır ama hiç gerek yok. Yani bunun için bizim İslam dünyasındaki iktidar telakkisine ve devlet delili telakkiye bakmak lazım. Şöyle bir şey. Eğer bir toplumsal düzen ve siyasal düzen kargaşaya düşecekse böyle bir tehlike varsa toplumun yani beka sorunu falan varsa bunun karşısında adalet iktidarın temelidir ya evet. Yani adalet mülkün temelidir ya da peygambere ait olduğu ifade edilen bir hadiste söylediği gibi iktidar yani mülk küfür ile ayakta durur zulüm ile ayakta durmaz. Evet. Ya bu çok önemlidir yani burada çok önemli bir ders vardır. Mülk kavramı iktidar ve egemenlik anlamındadır. Hı hı. Yani zulümle ayakta durmaz. Şimdi böyle bir net bir ilke çerçeve varken, evet. Net bir çerçeve vesaire varken ve adalet ve iktidar adaletin adalet iktidarın temeli ise ama süreç içerisinde bakıyoruz ki Arap İslam İmparatorlukları, Türk İslam İmparatorlukları tarihinde toplumsal düzenin korunması ve siyasal düzenin ortadan kalkmaması adına bazı adalete dair ilkelerde esnemeler görüyoruz. Bu şimdi bir ciddi bir sorun alanı. Yani belki de en esnek olunmayacak alan adalete dair alan değil mi hocam? Hiç olmaması gereken bir alan. Bu çünkü şöyle bu nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi normalde İslam anlayışında din ve iktidarın yani devlet vesaire çok ayrımlığını düşünüyorum. Düşünemiyorum ben. Hı hı. Yani büyük bir resme büyük yerden baktığımda düşünemiyorum. Fakat süreç içerisinde dinle devletin işte halifede birleşmesi ama süreç içerisinde sultanlığın daha ön plana çıkması, halifeliğin de siyasal bir kurum olarak ortaya çıkması çok önemlidir. Zaman zaman bu önemli hale gelmiştir. Fakat eğer iktidarı dinden bağımsız yani olarak ele aldığınızda burada o zaman sizin adalet adına, hakkaniyet adına, erdem adına, ahlak adına o devletin istikamet üzere devam edebilmesi için hakikaten çok önemli ilkeler söylemektedir din bize. Dolayısıyla biz bu çerçevede iktidara eklemli bir din anlayışı. Tabiri caizse Osmanlılarda şöyle bir şey, dini devlet diye bir kavramsallaştırma evet. vardı. Dini devlet kavramsallaştırması şuradan gelir. Yani Maverdi'ye bakalım, nizam-ı mülke bakalım, evet. onları siyasetname ve ahkam-ı sultaniyede din der temeldir. Çok önemlidir ve korunmalıdır. Onun üzerine peki dinin korunması için ne gerekiyor? Bir bekçi gerekiyor. Bekçi kimdir? Devlettir. Devlet. Dolayısıyla halbuki yani o zaman güçlü bir devlet tasavvuru işte o ortaya çıkmaya başlıyor. Bir müddet sonra dini koruması yani o ilkeleri koruması gereken devlet kendine içkin zati bir varoluş olarak ortaya çıktığında burada işte adaletin çok önemi ortaya çıkacaktır. Bu süreçleri halbuki Allah bu dini biz gönderdik ve onu koruyacak olan da biziz. Demesine rağmen ve İslam toplum eksenli değişimi önemsemesine rağmen biz devleti süreç içerisinde kutsallaştırmışız. Evet. Devlet yüce devlet, kutsal devlet ya kuzgun leşe ya devlet başa. Devletin bastığı yerde ot bitmez vesaire anlayışı gibi devleti yüceleştiren devlet dediğiniz şey aslında sonuçta hizmet kavramını kullanmak istemiyorum. Çünkü pek kirletildiği için o kavram her ne kadar çok kullanılıyor ama devlet
yani bir iş üreten, daha doğrusu araçsal bir mekanizmadır. Daha böyle araçsaldır. Yani insan, devletin dayandığı temeller vardır. O çerçevede hareket etmiyorsa, vatandaş yani, için var olan bir şey. Yani tabii vatandaşın devlet var için çalıştığı, tabii, değil de devletin vatandaş için var olduğu, hatta ortaya çıkardığı bir yapıyken, yani bizim toplumsal olarak örgütlenmemizin bir temelinde bir devlet vesaire ortaya çıkarsa, bu belli ilkeler çerçevesinde olacak. Bu da adalet telakkisi çok önemli. Hakkaniyet telakkisi çok önemli. Yani devlet amaç olmaktan çıkmalı. Devlete bir kutsiyet atfetmek, yücelik atfetmek yanlıştır. Hı hı. Devlet dediğiniz şey zaten toplumun iradesinin bir ürünüyse eğer, bu iradelerin ürünüyse, devlet araçsaldır yani. Amaçsal, zati, kendine içki bir varoluş olarak görülmemesi lazım. Dolayısıyla uzun yüzyıllardan beri bugüne kadar bu din ve devlet ilkesinden kaynaklanan anlayışla birlikte bence nizam-ı alem adına, işte birlik, bütünlük, dirlik adına devlet ciddi bir şekilde kutsanmıştır. Eğer bir devlet çökerse, hı hı, dirliğimiz de ortadan kalkar. Devlet çökerse toplumsal düzen bozulur, kargaşa olur, ortaya çıkıyor anlaşılır. Ya kuzgunleşe, hı hı, ya devlet başa, hı hı, meselesi böyle, hı hı, bir şey. Hı hı. İşte devlet bu, bütün bu düşünüş biçimi, kimi zaman bunların haklılık yönleri var. Tamam, yani bir otoritenin olması toplumda bu önemli, ama bu otorite eğer adaletten, hakkaniyetten ayrılıyorsa, kendine içki, bağımsız başka bir şey, amaçsal bir şey hale geliyorsa, burada işte dinin duruşu çok önemli. Din burada doğası gereği sivil ve muhalif bir duruş çerçevesinde, belirli genel ilkeler çerçevesinde, işte adalet, istişare, hı hı, ve itaat edilmesi, sizden olanlara kendine itaat edilmesi, Allah'a itaat edilmesi, peygambere itaat edilmiyorsa sizden olanlara nasıl itaat edilecek? Çünkü adalet çerçevesi itaat edilmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla devlet, iktidarların kendilerini meşrulaştıran bir mekanizma olmasının ötesinde bir kavramsallaştırmadır. İktidarlar toplumdan meşruiyetini alır, adaletten meşruiyetini alır ve dolayısıyla hakkaniyetli dağıtımdan, maddi ve manevi kaynakların meşrulaştırmasından, yani dağıtımından meşruluğunu alır. Şimdi mesela bizim şu anda Türkiye'de uzun yıllardır, belki 100 yılı aşkın bir süredir Müslümanlar, yani Osmanlı geleneğinden zaten gelen Müslümanlar iktidardan uzaktılar. Evet. Şimdi devlete karşı bir duruş vardı. Devlet zalimdi tabir caizse. Devlet zulmediyordu. Devlet işte haksızlık yapıyordu, baskı yapıyordu. Ve dolayısıyla Müslümanların muhalefeti buradan neşet etti. Ve Müslümanları var eden şey nokta buydu. Ben ilk Milat Gazetesi'ndeki yazımda şunu yazmıştım. İlk yazdığım yazılardan birisi. Müslümanların devlete yönelik muhalefetleri vardı. Bu çok önemliydi. Hı hı. Ve onları var ediyordu. Bir sivil ve bir duruş sergiliyordu. Fakat artık yavaş yavaş AK Parti iktidarıyla geldi işte Müslümanlar bir iktidara. Her ne kadar siz öyle söylemeseniz de, milli görüş gömleği çıkarttım deseniz de, İslam referansımız falan demesine de atfedilen bir anlam var yani. Tabii. Bu bir gelenekten gelen Müslümanların bir iktidar. Şimdi Müslümanların iktidarında burada bence siyasetin özüne yönelik muhalefet başlamalıydı. Siyasetin özüne yönelik nasıl, işte neden kaynaklandığı söyleyip, hı hı, bu iktidar nasıl algılanmalı meselesine, hı hı, geçiyorum. Yani biz bu şeyden nasıl kurtulacağız? Şimdi modern siyasetin özünde var. Yani her ne kadar kabul etmesek de, çıkar, işte koalisyon, denge, uzlaşma vesaire falan. İktidarı kullananları uyaracak mekanizmalara ihtiyaç var. İktidarı kullanacak, yani dinin özü, yani çok önemli mesela. Sivil toplumumuz gerçekten sivil mi? Hı hı. Eğer iktidara eklemli bir sivil toplum anlayışımız varsa, iktidara eklemli bir aydın anlayışımız varsa, iktidara eklemli bir gazeteci anlayışımız varsa, iktidara eklemli bir medya anlayışımız varsa, özellikle aydın çok önemlidir. Yani bu entelektüel, mütefekkir. Yani aslında iktidarların adalet üzerinde devam etmesi, istikamet üzerinde devam etmesini en önemli sağlayacak hususlardan bir tanesi bence ulemadır. Hepsini içeriye alıyorum. Yani bütün bu işte mütefekkir, akademisyen vesaire, gazeteci, yazar falan. Ulema. Yani ilim insanları. Hı hı. İlim insanları devamlı iktidarı hakkaniyet, adalet açısından uyarıcı olmalı, yapıcı olmalı, onlara yön vermeli, yanlış yaptıklarını uyarabilmeli, doğru yaptıklarında bakınız şu şunlar da daha güzel örnekleridir biçiminde olmalı. Yani ama şimdi, bizde böyle gram, değil. Bizde mi? Değil, bize mümkün değil. Özellikle bu konuda biz Müslüman aydın sınıfta kaldık yani, onu kabul edelim. Yani farklı beklentiler vardı belki. Yani, değil mi? İlk yola çıkılırken, evet, ya da bu iktidar ilk geldiğinde bu muhalif tavrını, işte devlete karşı eleştirel tavrını sürdürmesi beklenen, işte İslamcılar ya, denilen böyle çok ciddi devlet eleştirisi getiren. Yani şimdi kurulu düzenin, hı hı, sistemin, Kemalist sistemin getirmiş olduğu bir devlet yapısı, evet, var.
Yani Türkistan imparatorluklarından gelen nizam alemcilikten gelen işte topluma biçim yön vermek isteyen bir devlet anlayışı ve batıcı moderniteyle uzlaşan kemalist anlayışı, tepeden inmeci, tepeden topluma dizayn eden, elitist, mühendislik yapan, toplumsal bu devleti biz sivilleştirmek, adalet hakkaniyet çerçevesinde dönüştürmek yerine biz bu devleti kendimiz o koltuklara oturduğumuzda devletin zihin kodlarıyla tabiri caizse özdeşleşmeye başladığımızda işte Müslümanların imtihanı ile ilgili çok sık ciddi dönüşüm sıkıntılar çekiyor. Dönüşüm hiç olmadı mı peki hocam? Yani bu devletin sivilleşmesi anlamında, elbette demokratikleşme oldu anlamında, hani Türkiye'nin 10 yıllardır devam eden, hı-hı, pek çok sorun, en önemlisi işte Kürt meselesinde, hı-hı, gelinen nokta. Bundan bir 5 sene önce, yani bırakın 10 seneleri 15 seneleri belki konuşmayı, 5 sene öncesinde bile böyle dile getiremeyeceğimiz dahi şeyleri bugün, yani mesela hiç silah olmayan, ölümlerin yaşanmadığı bir yıl geçti. Bu çok bile önemli bir mucizeydi. Tabii, yani. Dönüşümler oldu ama işte belki bu dönüşüm hadi ince mi olmuyor? Biraz daha vakit mi tanımak lazım? Yoksa belli alanlarda dönüşüm sağlandı, bu şimdilik yeter, bununla idare edin mi deniliyor? Yani biraz daha sabırlı olmak gerekiyor mu acaba? Dönüşümü, devletteki zihniyetin dönüşümünü beklemek biraz daha gerekli mi acaba? Valla AK Parti iktidarıyla birlikte elbette eski Türkiye'nin kalıntılarıyla hesaplaşmak, askeri vesayetlerin onun uzantıları hesaplaşmasında çok büyük şeyler çok yaptı. Bunu asla inkar edilemez. Evet. Ordunun siyasetteki etkisi açısından baktığımız zaman Kürt sorunu vesaire açısından önemli kazanımlar oldu. Ama benim meselem bunların ötesinde. Bunlar çok önemli kazanımlar. Nedir hocam? Bunlar şey, mesela ben yani devletin artık bir amaçsal zati bir güç olmaktan çıkartılması lazım. Bu yani, bireyde de olan bu, şey. Biz devlete şey, yıllarca devlet baba diye bir evet, devlet baba, devlet kutsal. Evet. Bu aslında toplumsal algıyla ilgili bir şeydir. Gerekir, toplumsal evet, dönüşümle ilgili bir şeydir. Yani toplum zaten kendini değiştirmekse Allah da onları değiştirecek değildir. Evet. Yani biz mesela çok toplumsal yapı olarak aslında güce bir susamışlığımız vardı. Evet. Ve bir bazı sınıfsal açlıklarımız falan vardı. Aslında buna da karşılık gelen bir noktadır AK Parti iktidarı. Bizim, evet, taleplerimize karşılık gelen bir şeydi. Biz istedik modernleşmek, sekülerleşmek. Bir taraftan da böyle bir şey var. Evet. Türkiye o kadar muhafazakarlaşıyor denmesinin arkasında aslında bu nasıl bir muhafazakarlaşmak? Yani neyin da, muhafazası yani neyi, değil mi hocam? Neyin ya? Muhafazakası? Her iktidar kendi elitine doğru bir muhafazakar elit kavramı oldu, evet, mesela. Sizin kitabınızda şimdi az evvel incelerken hemen bir bölüm yazdığınız bir kitap Milat Gazetesi'ndeki bir şey mesela dikkatimi çekti. Okuyacağım muhakkak, okumamışım. Çukur ambarlaşma, evet, diye bir kavramınız çok var. Önemli. Çok eleştirdiğim bir şeydir benim de. Gittiğimde böyle ya burası nasıl, hani çok mesela işte Ankara'nın da böyle işte İstanbul'un da elitlerinin daha takıldı ama bunun Müslüman olmadığını bilip sizin kendinizi zaten yabancı hissettiğiniz, hı-hı, semtleri vardır ama Çukur ambar bunun dışında bir yer. Hem çok Müslüman hem çok zengin. Yani bu nasıl bir kavram? İşte mesela AK Parti iktidarının belki oluşturduğu bir tabaka mı oldu yani? Yani elbette sadece bu AK Parti'nin meselesi değil de toplumsal kesimler olarak aslında biz böyle bir dönüşümü istiyor idik. Müslümanlar istiyordu, Müslümanlar zaten. Müslümanlar istiyorlardı yani. Bence Müslümanlar modernleşmek, batı tipi ya da batı dışı bir şekilde bir sekülerleşmek, dünyevileşmek, kamusal alana falan gelmek. Elit olmak istiyordu. Yani bu böyle bir istek vardı. AK Parti buna isteğe karşılık geldi yani. Böyle de okumak gerekiyor. Yoksa bu AK Parti'nin Müslümanlar üzerine yapmış olduğu bir politikanın vesaire falan ürünü değildi. Sadece yani böyle istek, bakmak, böyle bir bakmamak iktidar lazım. Yani biz mesela kolaylaştı yani mı? Biz daha rahat geçmesi yaşamak istiyoruz, daha konforlu falan yaşamak. Buradaki sorun şu. Şimdi felsefede şöyle bir şey vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Madde kendi formunu üretir. Bu Aristo felsefesinde çok önemli bir şeydir. Kendi formunu üretir. Şimdi siz aynı temel üzerinde, o madde üzerinde, maddeye ilişkin paradigmatik, özel bir şekilde bir yeni bir okuma yapmadığınızda o kendini, formunu kendisi gibi dönüştürür. Yani dün işte atıyorum Kemalist kesim falan diye gördüğünüz Çankayaları, Bebekleri vesaire, hani böyle elit vesaire işte, hı hı, Gazi Osman Paşa varsa muhafazakarlaşan, aynı zamanda kapitalistleşen de çukur ambarları falan oluşuyor. Evet. Yani ikisi arasında biçimsel farklılıklar var ama mahiyet ve öz itibariyle kendini dönüştürüyor. İşte bu benim hep söylediğim nokta şu. Elbette büyük kazanımların arkasında şu vardır. Yani devletin zihin kodlarıyla ve eski düzenin, o kurulu düzenin zihin kodlarıyla hemhal olduğunuzda, geldiğinizde yutulabiliyorsunuz.
yutula, bu da bir yutulma örneği. Bu da bir yutulma örneği olarak okumak gerekir. Yani bununla ilgili kitapta epey uzun analizlerim var. Şimdi bir ciddi bir şekilde böyle bizim modernitenin öncülerine yönelik böyle gerçekten radikal kritiklerimiz, eleştirilerimiz olmasının ötesinde modernleşmeyi, yani modern batı tipi moderniteyi özümseyen, içselleştiren bir yönelime doğru gittik. Sadece burada işte görüntü olarak böyle bir işte dindarlar var. İşte bu şey bizim gibi insanlar, işte günlük ibadetlerini yapan insanlar var vesaire falan, günlük yaşayışlarında. Ama burada o form, o şey senin bu madde sizi dönüştürüyor. Evet. Aslında farkında olmuyoruz yani. Muhafazakar bir tür kapitalizmin muhafazakar versiyonunu üretiyoruz. Evet. Yani kapitalizmin işte Kemalist versiyonu ya da ne bileyim daha başka seküler versiyonu ile muhafazakar versiyonu arasında sizi dönüştürüyor ve sizi eklemliyor, kendisine dönüştürüyor. İşte devleti de böyle ben bakıyorum. Yani devlette elbette hani AK Parti iktidarının döneminde sesli devrim diye nitelendirdiğim demokratizma paketleri, evet, vesaire şeyler olmadı değil. Bunlar oldu. Ama ben mesela Türkiye'de milli eğitim, YÖK, tam ona şimdi mesela hocam, tam o olaylar bu yani ne mesela, yapmalı noktasındaki yani önerilerimizden evet, birisi yani, YÖK'ün, Milli Eğitim'in, Diyanet'in. Bu Diyanet mesela bence benim kanaatime göre çok radikal bir söylenci olabilir. Diyanet'in kesinlikle olmaması lazım. Neden? Neden olmaması lazım? Çünkü iktidara eklemli bir din anlayışı ve iktidara eklemli bilgi anlayışıyla bu işler olmaz. Ya hani Diyanet, mesela bir şey yapısından söyleyeceğim. Kopararak çok devamlı sağlanabilir mi peki? Çok basit bir şey örnek vermek istiyorum. Bakınız Diyanet son günlerde bu hutbeler okutuyor. Özellikle bu internette Twitter vesaire, YouTube yasağının aslında işte kamu düzeni açısından önemli olduğunu, ya bu yasağı meşrulaştırabilecek şeyler söylüyor. İyi, güzel, harika. Peki yıllardır bu ülkede YouTube'da gayrimeşru videolar yok muydu? Yıllardır çocuk pornosu internetten Türkiye toplumu izlemiyor muydu? Peki buna yönelik ya da ne bileyim Türkiye'de daha önce sadece AK Parti iktidarına değil Deniz Baykal'a yapılan bir şey vardı. Peki buna ilişkin insanların tecessüs durumlarını araştırmaması falan konusunda da bir açıklama yapması gerekmiyor muydu? Yani bu iktidar anlayışı çerçevesinde işlemselleştirilen bilgi ve din anlayışından uzaklaşmak lazım. Ha, Diyanet olmaz zaman şöyle bir şey olabilir. İşte tekkeler, zaviyeler, cemaatler, ortak cirit atar, herkesin din sömürüsü kullanılabilir. Biz Diyanet olmaması derken şunu kastediyoruz. Devlet sadece mali anlamda ve idari anlamda denetim yapmalı. Onun dışında cemaatler, vakıflar, dernekler, vakıf geleneğinden, kültüründen gelmiyor mu? Devletin eli üzerinden çekilmeli. Tabii bu çekilmeli. Evet. Mali denetim ama çok önemli. Çünkü evet, bu hakikaten din meselesi, bir aparatı vesaire kullanılarak insanlar YÖK üzerinde şey kullanılır. YÖK meselesi de. YÖK'e biz karşıydık. Evet. Müslümanlar karşıydık. Ben iyi hatırlıyorum. İyi, biz YÖK'e karşıydık dedik. Solcularla birlikte Ankara siyasetinde eylem yapardık. Yani ama şimdi YÖK'e oturan dün atıyorum Kemalist olmasıyla, laik olmasıyla bugün İslamcı birinin oturması arasında bana göre mahiyette bir farklılık yok. YÖK'ün şu koltuğuna hakim olan paradigmada özsel bir değişiklik yapmadığımız sürece YÖK o merkeziyetçi yapısını devam ettirecektir. Yani dünün mazlumları bugün o koltuğu tutar. Ama YÖK'te de zaman, şöyle bir dönüşüm yani olmadı mı hocam? Mesela Yusuf Ziya Özcan bundan önceki başkanın, evet, cesaretiyle biz başörtülü okullara girmeye başladık. Dedi ki rektörleri alacaksınız. Bu sizin inisiyatifiniz dedi. Bunlar çok önemli bu şeyler. Bu çok önemli. Yani çok, hani çok önemli. Bir hemen bir önceki işte bu Teziçler zamanı, Gürüzler zamanını da çok iyi biliyoruz biz. Ya ama onlar ülkenin, onlar niye karşılaştırıyoruz? Ülkenin en kaotik, en baskıcı, en antidemokratik, tam böyle sembolik bir kurumken yok. Yani az önce dediğim şey, belki dönüşüm için biraz daha fırsat verilip zamana yayılması. Yani eğer Yusuf Ziya Özcan'ın o kişisel, bence bireysel cesareti olmasaydı, bugün bu noktaya, belki üniversiteler noktasında bu kadar çabuk gelinemezdi. Çünkü ne zaman bunun için bir adım atılsaydı ya kapatma davaları açılıyordu ya başka bir şey yapılıyordu. Ama dedi ki bu yoktur, bu benim işimdir, bana bağlıdır, ben bunu böyle halledeceğim dedi ve halletti de. Doğru, şimdi güzel de ben şöyle söylüyorum. Temel hakikate ilişkin noktalarda zaman, ben çok şey yapmıyorum. Zaman, o sizi zaman yutuyor. Kendine de dönüştürüyor. O kurum da sizi dönüştürüyor. Şimdi yani farklı bir etkisi oluyor. Tabii bürokratik stil diye bir şey vardır Şerif Mardin Hoca'nın için. Bürokrasinin kalesi öyle bir kaledir ki
geçilmez bir kale. Sizi bürokrasinin masanın arkaya geçtiğiniz anda sizi dönüştürüyor. Hı hı. Önemli olan o bürokrasideki hakim olan öze ilişkin bir değişim, dönüşüm şeyi yapılabiliyor mu? Hı hı. Yani gerçekten yani temel hakikat noktalarında yani denklemin solu ve sağına falan baktığınız zaman böyle net olması gereken vesaire noktalarında tamam şöyle düşünülüyor. Der ki ya işte denge, uzlaşma şimdi zamanı değil. Yani şimdi zamanı değil meselelerin olabilecekleri var ama olamayacakları vardır. Farzlar vardır. Net kesin şeyler vardır. Bunları taviz yapılması lazım. Nokta. Yani elbette yani bunlardan elbette yani biz işte kritik bir zamandan geçiyoruz. İşte milli birlik ve bütünlüğe en çok muhtaç olduğumuz bugünlerde travmalar falan yaratılarak toplumun yönetilmesi bence yanlıştır. Yani daha öncekilerin yaptıklarına teslim olmak demektir. Yani ben hep oradaki yine çözüm öğrenlerinden bir şey söylüyorum. Şimdi hizmet meselesi mesela çok önemli. Hizmet meselesinde gerçekten suç isteyen, gerçekten üst yapıda operasyonel işlemlere kadar, dinlemelere kadar yönelik hukuk tam bir estetik cerrahın pardon yaptığı gibi ince bir şekilde bu operasyonları yapmalı. Yani gerçekten yani devletin en üst noktasını kadar dinleyebilecek bir noktaya gelmişse ki öyle olduğunu ben yıllardan beri söylüyordum. Yatak odalarına kadar dinlemeye gelmişse insanların özel hayatlarına da bu büyük bir yapıdır. Şimdi bunun üst yapını önce ama şimdi şöyle de bir şey var yani biz bir kavme, bir topluluğa kinimiz ya da ne bileyim öfkemiz ayet bizi Allah'ın adaletinden size alıkoymasın diyor. Evet. Şimdi buna yönelik bizim yani gerçekten hukuku tüm kurum ve kurallarıyla işletmemiz gerekiyor. Burada yani sadece ameliyat falan değil çok yani estetik bir cerrahın estetisyenin yapmış olduğu şekilde biz gerçekten suçlularla yani bu konuda masum olanları ayırmak durumundayız. Çünkü eğer olay cadı avına falan dönmeye başlarsa bu sıkıntı. Bunu özellikle bir söylemek istiyorum. İkinci bir noktada hizmetin bu operasyonları örgüt olması, suç örgütü olması, gerçekten şebeke olması ben hep bunları yazdım, söyledim. Hı hı. Doğru. Belli gruplar yani üst yapı vesairesinden söylüyorum. Ama toplumun diğer farklılıklarına yönelik daha kucaklayıcı, daha toplumsal, kucaklayıcı bir toplumsal ve siyasal dilin en azından 30 Mart'tan sonra kurulması lazım Türkiye'nin geleceği açısından. Çünkü 30 Mart'tan önce ciddi bir şekilde kutuplaştıran, kamplaştıran, gerginleştiren bir siyasal dil kullanıldı. Hı hı. Ve özellikle de bu dilde dinci kemalistlerin kuyruğuna takıldı CHP'de ve kısmen de MHP'de. Onun tabii. için cemaati halkiye kavramını kullandım. Evet, ona gelemedik yani, maalesef. Gelemedik ama cemaat halkiye kavramını kullanmıştım. Hı hı. Şimdi bu noktadan, bu sarmaldan kurtulmak lazım. AK Parti seçmeni de işte yolsuzluk vesaire gibi noktaları hiç gündemine de bile almadı. Hı hı. Olayı bir vatan savunması ve vatanı savunan ve devleti savunan bir şey gibi algıladı. Bir Tayyip Erdoğan içerisinde devlet refleksleriyle hareket edildi. Böyle bir sonuç alındı. Ama bu sonucun artık bu kutuplaşan, gerginleşen bu politik dilden en çok bunu burada çıkaracak olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'dır. Yani sorumlularıdır. Bence diğer toplumsal farklılıklara yönelik Alevi meselesi, Kürt çözüm süreci meselesi çok önemli bir süredir ve hassas bir çizgi. Arafta bir noktada şu anda. Bu konuda çok dikkat edilmesi lazım. Alevilere yönelik, Alevi toplum kesimlerine yönelik şu anda Başbakan'ın küçük atacağı adımlar dahi emareleri gözüküyor. Hı hı. Bence bir rahatlama sağlayacaktır. Hı. Yani toplumun tümünü tek bir torbaya yani hı. kendi seçmeni dışında, kendisi destekleri dışında tümünü tek bir hizmet torbasının içerisine koymak seçimde tamam bir şey getirdi. Ama bundan sonra bence onun farklı adılması lazım. Hizmet torbasının gerçekten suçluları oraya koymak lazım. Hı. Onun dışındakilerini kazanacak yeni bir toplumsal ve siyasal dile ihtiyaç var. Ama en önemli bizim bu iktidarla ve devlet imtihanımızda en önemli nokta iktidarın durumuna göre pozisyon almayan ve iktidar da kendisine eklemli bir sivil toplum yaratma amacında olmayan ve özellikle Müslüman aydın, entelektüelin, akademisyenlerin de hakikati, adaleti hatırlatacak bir dil ve usul kullanmaları lazım. Bu hem iktidar açısından önemli. Yani bu Türkiye'de Müslümanların iktidarı denilen bir şey bir anlam yükleniyor. Niye bunu berheva edelim? Niye bunu çarçur edelim? Her zaman onlara, onun arkasında hakikati söyleyebilmek lazım. Hı hı. Onun için sivil toplumun önü açılması lazım. Küçücük eleştiriler ihanetle suçlanılmaması lazım. Yani küçücük içten yapıcı, vizyon verici eleştirilerin hı hı. ihanetle suçlandığı bir sarmaldan geçtik. Ben bunu evet. yaşadım. Ama bundan sonra bunu rahatlatmak lazım. Bu iktidar açısından da, iktidarın geleceği açısından da
Türkiye'de AK Parti'nin geleceği açısından da falan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla Türkiye bu gergin şeyle ileriye gidemez diye düşünüyorum. Evet, çünkü bir de seçimler başka bir seçim ortamına daha giriyor. Ortam zaten gerilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tekrar aynı gerilme şeylerini yaşayacağız. Yaşayacağız evet. O zamanlar yine sizi davet edip bugün konuşamadığımız şeyleri belki o zaman konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik ama bugün Adem Çaylak'la birlikteydik. İlk başta kitabını konuştuk. Çok farklı bir bakış açısıyla baktığını düşünüyorum. Bize de yeni ufuklar açtığını düşünüyorum. Kitabın ilk baskısı bitmek üzere dedi hoca ama eminim birçok baskısı daha olacaktır. Ankara, İstanbul büyük şehirlerde şu an daha rahat ulaşılabilir durumdadır ama inşallah yakın zamanda Türkiye'nin her yerinden alınıp okunup istifade edilecektir. Soramadığım cemaati halkiye kavramı vardı. Ne yapmalı diyordu. Birkaç çözüm önerisi vardı. Bunların tamamına da Milat Gazetesi'ndeki köşesinden ulaşıp okuyabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.